İslam'ı sadece kalp temizliğinden ibaret zannedenler var. Hocam diyor, benim kalbim temiz diyor. Ben kedilere mama veriyorum, köpek besliyorum. İslam'ı bundan ibaret zannediyor. Tamam, merhametli ol, kalbin zaten temiz olsun. Ama İslam'ın ahkamı var, hükümleri var. Kur'an'ı okuman lazım, Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını öğrenmen lazım. Din kardeşim, mecbursun buna. Yoksa dünyada da mutsuz olursun, huzursuz olursun, ahirette perişan olursun. Fesat kapladı şimdi hep bu cihanı. Resulullah buyurdu bu zamanı. Efendimiz Aleyhisselam bu zamanı haber verdi. Benim kardeşlerim gelecek dedi. Onlara selam olsun dedi. Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz dediler sahabe-i kiram. Hayır, siz benim sohbet arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim ahir zamanda gelip beni görmedikleri halde bana iman edenlerdir buyurdu. İslam garip geldi. Şu gün İslam garip değil mi? Müslümanlara onca hakaret yapılıyor. Sözüm ona insan haklarını savunanlar. Sözüm ona uluslararası insan hakları, uluslararası çocuk hakları, uluslararası kadın hakları diyenler. Bir kafirin kılına zarar gelse dünyayı ayağa kaldıranlar. Kediden köpekten dolayı dünyayı ayağa kaldıranlar. Biz kedi köpek düşmanı değiliz ha. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında kediler var. Köpeklere su veren o çöldeki kişinin cennetle müjdelendiğini haber veriyor. Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta başka. Yanlış anlaşılmasın. İnsana eğer Müslümansa zerre değer ver. Hayvan bile olsa başka canlıyı tercih edenlerden bahsediyoruz. İşte bu zaman İslam'ın garip olduğu zamandır.